günler güzellerim. İkisinin de İngilizcesi yoka yakın açıkçası. Çok endişelendim onlar için. Bir daha buluşma imkanımız yokmuş gibi geldi. Biraz da sorumlulukları üzerimde, öyle hissediyorum ben. Onlar da öyle hissediyorlar tabii ki. Bana da güveniyorlar. Ama konu alışveriş olunca biraz rahatladılar anladığım kadarıyla. Biraz da cesaretlendiler. Hindistan'ı bir çarşıya gittim ama çarşı çok kötüydü ve çok kalabalıktı. Yani böyle bir kalabalık yok. Bir de aşırı derecede bir pislik vardı çarşıda. Ondan sonra ben hayal ettiğim yer böyle bizim Türkiye'deki Mahmut Paşa gibi bir mağazaların olduğu bir tarafa gideceğim. Çarşının olduğu bir yere gideceğim diye bekliyordum. Alo. Alo. X, X large. X large. Ha. Şşş. Olmuyor güzel. Alo. Oğlum vallahi bu da olmuyor lan. Altı kişi giydirmeye çalışıyor. Bedenler bizimki gibi değil. Onlar hep small, ufak bedenler. Bizim, ben elbisenin birine girdim çıkamadım. Bu. Bu problem bu. Bu problem. Olmaz. That is nice. Sünnet çocuklar gibi oldun lan. Ya bu bana gider mi gözünü sevdiğim ya? Al getir. Tak. Şuraya bak. Oğluk Fatih Ürek. Şu halde bize bak lan. It's good. It's very good. Ben burada arkadaş oldum. O damat kıyafeti aldı, ben de sünnet kıyafeti aldım. Biz şimdi çıkıyoruz. Sana başarılar diliyorum. Bye bye. Bye bye. Bye bye. How much money? 48.90. Is the 4,500. No, bu the 4,000. 4,400. No. Sir, please. No. 400. Thank you. 4,000. No. Oh. Lot of money. 2,000. Two. Three. Okay. Okay. Bye bye. Bye bye. Bu otelde kovulana kadar ne numara varsa yapacağız zaten. Alexis de koyalım. Çok koyma. Yok. Sofiye. Biraz daha koyayım. Kız biraz. Yapma. Ulan ben sana. Gönlüm geçmez güzelden. Sok sok. Vay iyi canım sok. This is lemon, huh? Yes. One, please. One juice, yeah? Oh. Değişik. Wonderful. Bak, Hintli. Sana Afrodit göğsünden para veriyorum.
Sen bunu biliyor musun ne demek olduğunu? Oo. Hintli. Bu göğüs Afrodit'in göğsü. Göğsümden para verdim, bunu bil. Hintlilerle şakalaştım. Göğsümden para çıkardım. Çünkü bozuklukları buraya koymuştum. Çanta açmayın demişlerdi. Korkudan çanta açmamak için göğsüme atmıştım. Hey Hintli diyorum. Bak, Afrodit'in göğsünden veriyorum bu parayı. Anlamadı. Anlayamadı. Aa, ben böyle bir şey görmedim. İnsanları küçük görmek ya. Ya bir insan diye her zaman söylüyorum. Yolculukta belli olur her şey. Çıkmışız yola. Ne yani kendi başına? Ne megaloman kadın ayol. Allah Allah. Bakacağız şurada. Şu yeşil de pek güzelmiş ya. How much? How much? 100. 100. How much size? Yes, good size. You don't know, okay. I want to pick, please. This, no, 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 this one, this one. Yes, yes. Oh, okay. And, Hintli, 90-60-90 alıyorum biliyorsun değil mi? Yani Afrodit'in göğüsten alıyoruz, haberin bile yok bu işten. Sen kime ne sattığını biliyor musun? Hintli, Afrodit'in göğsü bu, hiçbir şeye benzemez. Okay, okay. How much? This one how much? 300. Oh, this one, Sudyan? Okay, thank you. Please. Olmaz mı? Göğsümden çıkarıp vereyim. Bak, 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 ne yapacağım? Afrodit'in göğsünden çıkarıp vereceğim. Aa, Hindistan'da bende para ne gezer? Ben de Hindistanlıları misafirperver zannettim. Şahane. Çok güzel. How much money? 1500. Ne? 1500 ne demek? Dolar var. Dolar, dolar, dolar. Kaç dolar? $5. Ne dolar? $5. Yani five. One, two, three, five. One, two, three, five. Yani $4. Aa, iyi ucuzmuş. Ama ben, hay Allah ya. Sen beni kandırıyorsun. Burcu, Burcu. Öyle güzel, sarışın bir arkadaşım. Kayboldu, Turkish. Beautiful, beautiful. Hatta bulare. Aa, çok güzel. Yellow, yellow, yellow. Yellow, yellow. Gidelim ya. Burada da şale var. Burada da şale var. Hay Burcu ya. Burcu. Yani Burcu da bir, ayrı bir şey. Yani tamam biz İngilizce bilmiyoruz. Sen biliyorsun İngilizce. Bizi de niye bırakıyorsun Burcu? Tamam Burcu'yu çok severim ama orada bize yanlış yaptı. Ah, how are you? I'm fine. So I'm looking for my friends. Two ladies. Two ladies. Blonde. Two blonde ladies. She come with you, no? That time. They walk, yes. Yes, a little bit large. A little fat, yeah. Yeah, I mean, a little bit, not too much. Yeah. Okay. Blue hat. Mavi bir şapkası vardı. One has a green dress. Blue dress and pink dress. Green dress. Green dress. Yeah, a big, large. Big, large, yeah. Maybe extra large. Yes. Okay. You saw them? Yes, saw them. Where? Where did they go? So, walk? This direction? Yeah, this side. Sure. I found that. I found that. No worries. Ay. Ay, çok sıcak Allah'ım. Oh. Hop. Trafiğini durdururum ben. Oh my God. Aman Allah'ım. Ve yaptım ve durdum böyle bir tanrıça gibi durdum. Yani Hindistan'ın ortasında trafiği durdurup
Orada da evet Afrodit gibi durdum yani. Biraz oturayım dinlenim. Ha, burası esiyormuş. Üf, 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 şunu da çıkartayım. Üf. Sir, sir. Ay ne deniyordu erkeğe be? Sir, su, su, su. Water, Mina. Water, water. Anlamıyor. Burcu ne güzel İngilizce biliyordu. Her şeyi anlatıyordu. Yanımdaydı ya. Bu karıya uydum, bu kadına ya. Allah Allah. Beni yolda bıraktı gitti yani. Yok ayol ayı yolları falan görme. Yani oturur hüngür hüngür ağlarsın. Ay ay. Ay ay. Herhalde ayol. Gelin arabası gibi arabada şey o abajurlardan sallanır ya. Onun içerisindeyim hayatım. Acaba gelin mi oluyorum bilemiyorum. Ay. İşte böyle. Hi, do you speak English? Did you see a lady, two women? No, madam, Aphrodite. Aphrodite? You saw Aphrodite? Aphrodite. Did you meet her? What? What did she do? Money. Money? From... Göğsünden mi çıkarttı parayı? She was here? Where did she go? Nereye gitti, nereye gitti? Böyle. Thank you. Beautiful lady, Aphrodite. Bak ya. Gönlünü vermiş Aphrodite. Hadi bakalım. Çok sıcak oldu. Herhalde 40-50 derece vardır. Safiye de takmış benim o kışlerime. Tüy diyor bir de bunlara. Allah'ım yarabbim öleceğim. Türkiye'de tüy bunun adı. Ama Fransa'da ya da herhangi bir yerde, Paris'te, Autriche. Bizim starlar öğrenemedi bunu daha. Oo. Aa. What is this? Ja? Jaikroon. Wonderful. Very delicious. Oh my God. Burcu. Burcu. Belki böyle yaparsam ses çıkartırız ama ne oluyor diye bir. Oy. Burcu. Burcu. Allah Allah. Kardeşim yok böyle bir şey. Burcu! Burcu! Şşt! Burcu! Sorry. Otel. No? Allah'ım bundan İngilizcesi de yok. Pardon yakışıklı. No English. No. No English. No English. Ya ben kayboldum. Belki Türkçe anlarsın. Ya ben oteli bir bulamıyorum. Ne yapacağım? No English, no. No English, it's okay. Ama ben kayboldum. Türkçe anla bari. Ben Hindice bilmiyorum. Ben Hindu değilim. Yeah, Indian. Indian. Ah. I'm Turkish. Turkish be. Oh my God. No English. Of. Of. Of, kayboldum. Allah'ım dedim ben yani Avrupa'da tek başına gidiyorum. Dünyanın her yerinde tek başına gidiyorum ama Hindistan çok farklı bir yer. Ya kaybolunca bir an panik oldum. Gerçekten oldum. Burcu'ya telefon gelir. Safiye yürüyemez topuklarından bana abanır. Düz bir şey giyseydin benim gibi. Alışverişe çıkıyorsun. Boyu kısa tabii. Ne yapacak? Faik ne yapacak bensiz? Hindistan'da kaybolacağım şimdi.
Ay Fahim, kakkoşum olsaydı beni hiç yalnız bırakmazdı. Vallahi billahi. Ya ben nasıl aradım şimdi o adamı ya? Geldi arama. Kakkoş. Kakkoş, ne hallerdeyim görüyorsun. Herkes bir sinirleniyor gidiyor. Herkes. Kıl aldırmıyorlar burnundan. Allah Allah. Ne ego ne ego ya. Hayatımda bir ego olmadım. Hayatımda kaprisi olmadı. Nasıl insanlar? Demek ki benim yerimde olsalar yanlarına varılmazlar. Allah'ıma şükür. Bunlara bir görgü öğretmek lazım. Hay. Bizim bir Safiye'miz var, Safiye. Soyadı Soyman. Biliyor musun onu? Evet, şarkı söyler. Tıknazca biraz, kısa boylu. Yürüyemedi benimle burada. Topukların üzerine çıkmış çarşıda. Gördün mü sen onu? Onu arıyorum. Görmedin mi? Oo, sen de hiçbir şey anlamadın yani. Burcu'yu gördün mü? Vay. Tanımıyor musun? Türkiye'de çok tanınmış. Çıkıyor televizyonlara, diyor ki ben Burcu Esmersoy. Meşhur oldu o lafla. Haberin yok mu? Bir şey üretmeden oldu işte. Oldu, olur ya. Çiroz gibi bir kadın geçtiğimiz sarışın dedim. Burcu Esmersoy. Bağırıyor televizyonda, ne yaptığını da bilmiyoruz. Ne iş yaptığını da bilmiyoruz. İşte yapmış bir şeyler. Hayır dedi, bilmiyorum ben dedi. Ya ben de bilmiyorum dedim. Evet, ben de bilmiyorum dedim ne iş yaptığını. Sanat adına ne ürettiğini de bilmiyorum ama ben Burcu Esmersoy diye çıkıyor televizyonlara. beni biraz... Oh my God! O Burcu uzun boylu, çırpı gibi, beli de kalın, bacaklar incecik ve o inceyim. Aman öyle ince olacağım, hiç olmayayım daha iyi. Ben anlamış değilim Burcu Esmersoy'u, gerçekten anlamıyorum da. Bizi gezdiren, bizimle ilgilenen, buranın her şeysini bilen, sonra bir anda yok oldu, öbürü yok oldu. Bir öbürü kaybolmuş, öbürü gitmiş. Ben anlayamadım yani. Şu halime bir bak. Ben mahallere düşecek bir insan mıydım? Keşke gelmeyeydim. Kayboldum işte ya. Kayboldum. Allah Allah. Kayboldum kardeşim, ben ne yapayım? Oturdum, yemin ediyorum sinirimden hüngür hüngür ağladım. Kayboldum kardeşim. Yok böyle bir şey ya. Sinirimden ölüyorum, 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 ölüyorum. Şuraya bak. Banu var ya. Senin yatacak yerin yok ya. Hakikaten cidden ya. Otelin adını bilmiyorum. Almamışım kartı. Dil bilmiyorum, diş bilmiyorum ya. Bu mudur böyle? Bağırıyorum. Burcu, Burcu, Burcu. Öbürü çekti, Banu çekti gitti. Bu mudur ya? Ne bileyim yani, ben böyle şeyleri hiç kabul etmiyorum. Benim kitabımda böyle bir şey yok. Ay, bari ben otele doğru gideyim de. Rikso'ya bineyim. Dur. How are you? Rikso, otel, hotel. Hotel, ya. Yeah. Ay neydi, dur bakayım. Otelin adı M harfi başlıyor. M, M. M. M, M. Biliyor musun? M, M. O. Ya neydi aklımda ya? Otelin ismini de unuttum ya kardeşim. Otelin ismini getiremedim bir türlü. M harfi diyorum. Şey, adam anlamıyor. Bakıyor bana sepet sepet bakıyor. Adam beni bir yere götürse ne yapacağım? Karayanızlar. Allah esirgesinler. Ay Faik. O zaman Faik ne yapar acaba? Bu kocaman, very nice. Kocaman. Ya. Büyük, large, large. X large. Büyük. Otel. Ana sen de bilmiyorsun. Hadi kayboldum ya. Üf. Üf. Dedikodu var mı kız? Ay çok sıcak görme. Yani nasıl bunal... Ay, ay, ay. Bunal, ay. Yollar hayatım. Felaket yani, olacak gibi değil. Köstebek yuvası gibi ya. Öpüyorum, öpüyorum. Akşam konuşuruz şimdi çünkü arabadayım, sallanıyorum, tutamıyorum şeyi. Okey, öptüm, çüz. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. We'll be right back.
Safiye Hanım. Alo. Alo. Efendim. Efendim Uygar Bey. Efendim. Efendim duymuyorum. Ne dediniz? Buraya geliyordu bizim yanımıza. Kaza mı yaptı? Pil bitti. Artık Safiye'yi gidip bir göreyim ama gitmeden evvel 4 tane dünya güzeline çek almam lazım. Şu 1, 2, 3, 4. Okey. Bay bay. Valla bugün gün iyi geçti. Şimdi akşama da çikolata yoğuracağım. Safiye ile Bülent Ersoy'u doyursam yeter zaten. Kimse bir şey kalmaz. Kızım geldik mi? Yes, oradan. Nerede lan otel? Yes. Otel nerede? Yeah, dedim. Şura? Yeah. Oğlum yanlış getirmiyorsun bak, bırakıp beni gitmiyorsun burada. Yeah. Hı? Aman kardeşim, şeyden ara yan yoldan bir araba çıktı. Ben böyle bir gittim geldim. Yani ne oldu mu şaşırdım. Dedim. Ama bu şeyim, buralarım mosmordu. How are you feeling, ma'am? Are you feeling headache? Moment. Biri gelsin, ben bu çarşı pazar İngilizcemle anlatamam şimdi doktora. Nasılsınız diyor ama yani de cevap veremem şimdi. Gelin böyle. Tell her, how is he feeling? Nasıl hissediyorsunuz diye soruyor Bülent Hanım. Yani bir şey olmadı aslında. Bir heyecan. Yerimi çarpmadım. Can I check your blood pressure please? Tansiyonunuzu ölçebilir miyim diyor Bülent. Tabii ama yalnız bu elbisemin kolu dar. Okay. Çıkaramıyorum yani. Can I keep the sleeve over here? Sonra tamamen çıkarmam lazım. Can we keep it like this? Tabii doktor bundan çok memnun olur ama olsun. We could do that. Doktor çirkin olduğu için çıkaramayacak. How much? 16 to 9. 16'ya 9. Yüksek biraz, evet. Hı-hı. Yüksek. So you need to take some rest. Biraz dinlenmeniz gerekiyor diyor. Yok yok, bir şeyim yok benim. Ben, onlar bana bir şey yapmaz yani. İyiyim ben. Böyle hissederim kendimi öyle olsa. Pek nazlı değilimdir yani. She's telling I'm strong enough physically, okay. So... Alo. Sayın patron şu anda... Efendim. Evet. Vallahi işte görünmez kazalar üst üste beni buluyor, anlayamadım. Bir terslik bir şey var. Abdestsiz de değilim hayatım yani. Vallahi şaştım kaldım. Ama önemli bir şey yok. O merak edilecek. Aha. Şimdi hastanedeyim. Doktor bey var. Onun için sonra konuşalım mı? Tamam. Peki. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok mersi. Teşekkür ediyorum. Aa, kapatamadım ben bunu. Mehmet al, kapatamadım. Okay? Yeah, it is okay for you. Okay, thank you. Ay anneciğim. Bismillahirrahmanirrahim. Gel kızım. Bu otelde kovulana kadar ne numara varsa yapacağız zaten. Sonra ikisi de koyalım. Yok koyma. Yok. Safiye. Biraz daha koyayım. Kız biraz. Yapma. Ulan ben sen. Gönlüm geçmez güzelden. Sok sok. Vay iyice nasıl sok.
Canım. Safiyeciğim ne haber? Nasılsın? İyiyim canım benim. Bir tanem. Oturuyorum vallahi. Ne yapıyorsun? Yorulduk ya. Acayip bir nem, sıcak. Böyle bir şey yok Faik. Anlatamam sana. Daha yeni çok geldik. Çok sıcak. Ondan sonra çok sıcak. Nem, rutubet. Sana anlatamam ya. Ama şu nem olmasa, şu nem olmasa var ya. O tadından yenmeyecek. Şapur şupur. Bülent Hanım öylesine. Banu Hanım öylesine. Safiye banttan konuşmuyor değil mi yavrum? Ay inanmıyorum. Ay inanmıyorum. Hani gelmiş. Onu kapat o zaman. Da kapat da konuşak dur, yani. Bir dakika dur. Ay bir tanem benim. Ne haber? Ay ay ay. Ay ne güzel olmuşsun böyle. Canım benim. Oh canım. Oh kakkoşum benim. Beğendim kıyafetini. Çok beğendim ya. Sen ne yaptın bana böyle? Sünnet kıyafeti bu. Ay Nadine. Nasıl geçti ne yaptın? Ya bana böyle bir komplo kuramazsın. Değil mi? Gerçekten yani. Bismillah. Canım benim. Ay, canım benim. Ne zaman nasıl geçti yolculuk? Vallahi çok iyi geçti Safiye yolculuk. İşte kafayı vurduk, yattık, geldik ondan sonra. Dur öyle. Telefonumu aldım. Telefon bir yerime battı Safiye. Ama ne yap, her yere batıyor zaten her şey. Burada her şey var hayatım. Akrep de var, yılan da var, börtü, böcek. Sen gördün mü? Tabii maymun da var. Hep bütün buradaki evler var ya. Hepsi 10. kata kadar hep demirli Faik. Allah Allah. Maymun çıkıyormuş. Biraz sonra bak, yılan maymun çıktı. Evet. Allah Allah. O, istersen bir şey yaparız, bir gidelim. Bir ziyaret edeyim ya. Evet. Ay seni ağzından düşürmüyor. Canım benim o benim çok eski arkadaşım. Ona güzel bir sürpriz yapalım. Ben şimdi gelirken Türkiye'den çiğ köfte malzemelerini getirdim. Odada hem bir çiğ köfteyi uğrayayım onlara. Evet. Hem de bir geçmiş olsun ziyaretle bulunayım. Vallahi evet. Sen var ya. Artık tam 12'den vurdun şimdi ona. Ay canım benim ya. İyi çekimleriniz nasıl gidiyor? Güzel mi? Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Her şey çok güzel kavga gidiyor. Kavga dövüş yok, bir şey yok. İşte biraz tabii baharatlı yemeklerine şey yapamadım. Alışamadım. Çok baharatlı Faik. Yani hep körü körü şeyleri var. Siz Türkiye'de bir sürü yemek getirdiniz. Yemiyor musun onları? Getirmem mi işte? Bak bak. Zeytinler, peynirler doldurdum. Ya aman kafat otelde kovulmuyor. Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır yani. Şey nasıl Bülent Hanım? Ne yapıyor? Kavga mavga bir şeyler var mı? Atışmada. Felaket bir şey. Ya Banu şey yaptı biraz. Yani havalanına girerken başladı hastalığı, rahatsızlığı, uçakta devam etti. Ama yaş icabıyla onları kaldıramaz yani. Olur mu? Siz de yardımcı olun yani insanlara. Ne yaşlı değil, kadın kendisi diyor ki ben daha dur. Yani şeyim diyor, çok gencim diyor. Kesinlikle yaşla alakası yok. Ya kadının yaşı mı olur? Sen ne diyorsun ya? Hayır ya, siz diyorum ya. Sizler Allah. Yani Türkiye'nin 4 tane medeni iftiharı. Sen Safiye köpek ya. Sevmiyor yani. Tokat atan adam mı sevdi lan? Allah Allah. Sanki köpek seviyor. Faik'cim bak. Burada lan böyle bir şey var mı? Buna Hindistan. Hindistan adam bir şey. Burada var ya bir masaj yaptırıyorlar. Şak. Böyle bir masaj. Safiye, sen görmedin. O masajı yaparım kafasını kırarım vallahi. Aynen. Bir... Suratım acıdı lan, yavaş mı biraz lan işte. Ama özlemişim. Ay benim koçum. Koçum bir tanem. Aşkım benim. खावज ताजे बाजे छल के जब ये जाम ओ देखो कैसे कपा चेक बुयरुन मेरा बा Bülent Hanım misafir kabul ediyor musunuz? Ay bakın benim size bir sürprizim de var. Canımın içi öpeyim mi? Şöyle makyajınız bozulmasın. Evet. Hele bakın. Çok iyiyim ama size bir sürprizim var. Size hele bakayım kim gelmiş. Hele bakayım kim gelmiş. İvan. Fahir Göztürk gelmiş. Nasılsın? Evet canım benim. Ne yapayım? Aman eyvah ben nerelere gideyim. Ay, hayatım. Ay, hoş geldin.
Ne haber? İyiyim canım, sen nasılsın? Hoş geldin ya. Çok özledim seni. Aa, hakikaten sürpriz oldu. Çok seversin Allah. Sen Fahir'i biliyorsun. İşte laf kondurmaz sana canım, dedim sürpriz yapalım sana dedik. Geldik. Otursanız çocuk ya. Oturalım. Rahat etmiyoruz herhalde. Saçmalama ya. Hadi sen de. Ayol bu ne bu be? Vallahi kardeş. Uçaktan indim. Ondan sonra bir dolaşayım dedim. Ondan sonra geldim odaya. Safiye'yi gördüm. Safiye'cim dedim. İlk sorduğum kişi sen oldun. Canım. Ve bir şeyler duydum. Çok üzüldüm. Hem onun için de dedim. Hemen dedim bir geçmiş olsuna gidelim. Hem morali düzelsin dedim. Allah razı olsun. Ben size İngilizce anlatayım. Safiye Türkçe'ye çeviriyor. Ay sus ben şimdi Allah Allah. Burada İngilizce konuşanlar çok. Hindistan'da gavur aldım. Hindistan gavur. Canım arkadaşım. Yani vallahi bunu işte şimdi kesip hazırlayayım. Ben biraz burada tezgahımı kurayım. Safiye kılır. Evet o zaman dur bir dakika bekle. Ben bir şey yapalım. Ya Burcu'yu çağıralım. Burcu gelsin. Nerede? Telefon açalım da gelsin. Söyle. Çiğ köfte yesinler. Ama bir dakika. Divan müsaade ediyor mu odasına? Olur mu? Ben çok seviyorum. Sever ayol. Yani şey olur mu? Çünkü ben dur. Hem iyi huylu geldim. Hem kendi güzel hem huyu güzel. Geçmiş olsun canım. Da geldim. Canım. Olur ya. Çok iyi. Çok ben de çok seviyorum. Çok kibar. Çok hanımefendi bir insan. Allah bahtını şansını açmasın. Bülent Hanım'ın odasına gelir misin hayatım? Kim gelmiş? Hele bakayım kim yemek gelmiş. Bunlar yemezler. Etleri kemiklerine yapışmış bunların. Tamam geliyoruz. Sağ ol canım benim. Bekliyoruz seni. Geliyor. Ay Bülent Hanım bir şey söyleyeceğim ya. Ben, beni kırmazsın. Yok bir saniye Burcu gelip Burcu'yu bir göreyim ondan sonra. Ne oldu ayol? Ay vay vay şuraya bak. Ay. Buyurun. Gel kızım. Geldim. Gelme. Aç geldim haberiniz olsun. Aman. Ayol seni yiyeceğinden ne olacak? Gel canım benim. Gel canım benim. Gel. Nadir. Safiye Hanım beni aradı. Bülent Hanım'ın odasında seni bekliyoruz ya. Beni ne bekleyeceğini, beklediğimi çok fazla bilmiyordum açıkçası ama bir çiğ köfte partisini bekliyor olması beni çok mutlu etti. Çiğ köfteyi çok severim zaten. Evet. Çiğ köfte sever misin? Bayılırım. Aa, iyiyim. Yalandan kim öldü? Şimdi ya Bülent Hanım bir şey söyleyeceğim. Beni kırmazsın değil mi? Banu'yu da arayalım zamanında gelsin mi? Banu. Yiyebilir mi? Yer tabii. Midesi bozuk kadın. Yani belki biber acı biber iyi gelir ona. Sen bilirsin çağır. Çağıralım da ya onun da gönlü olsun. Tamam. Tamam canım benim. Gelsin, arayalım gelsin. O zaman. Ama ondan sonra bir ters bir şeyler olursa benim odama... Abi şey. Seni Safiye ne yaparım biliyor musun? Yok bir şey olmaz. Yeter hayatım kaç günden beri hastanızda. Belki yani acı biber iyi gelecek. Sen büyük insansın. Estağfurullah olur mu? Bülent Hanım'a rica ettim. Banu Hanım da gelsin mi dedim. Hani içime sinmedi. Ne olur dedim beni kırmaya rica etsem dedim. Çağıralım mı dedim Banu Hanım'ı. O da tabii ki dedi. Tabii ki gelsin dedi. O da çok büyüklük gösterdi. Çünkü yerindeydi. Kabımız burada olanlar da. Buyurun. Banu Hanım. Muhteşem bir manzara görüyorum. Bu ne böyle? Banu Hanım içeri girdi. İçeri hava değişti. Vallahi bir şey. Yani o tüyden ne amaçla taşındığını anlamadım. Ben bu tüyün neye yaradığını anlamadım. Şöyle. Merhaba Bülent Hanım. Buyurun. Şöyle alalım da. Bir de oturacak yerleri Bülent Hanım belirledi. Banu Halka buraya oturacak dedi. Tabii yani orada bir şey var, hakimiyet var. Tabii bir babayitlik var. Bu otelde kovulana kadar ne numara varsa yapacağız zaten. Odada çiğ köfte. Bugün çiğ köfte yani kavurma. Evet. Güzel yumurtakı. Ondan sonra naş. Naş otelde. Herhalde. Birazcık nar ekşisi de koyalım. Çok koyma Safiye. Çok güzel oluyor vallahi. Aa, saçmalama vallahi bana bak. Vallahi bak çok güzel oluyor. Kes! Ay, hadi oldu. Vallahi çok güzel oluyor. Sen benim damak zevkime güven. Ciddi söylüyorum. Ya şimdi berbat edik etsin. Yok, yok. Bırak iki lokma ağzımın lezzetini ne yiyin ya. Vallahi çok beğeneceğim. Biraz daha koy hayatım şunu ha. Yes. Bu al bundan soğansız şey yok ama maydanozumuz ya yok ama olsun. Boş ver maydanozu. Sen de taktın maydanozu şimdi. Otel biraz odasında. Ben biliyorum olur. Bu çok güzel oluyor. Ekşili ben çiğ köfteyi ciddi söylüyorum. Biraz daha koyayım. Kız yapma. Ulan ben sen.
bak çok bayılacaksın Bülent Hanımcığım. Ben bunu var ya yarısına kadar koyuyorum. Yarı şişeyi koydu resmen. Bu ne ki, ben bir bardak koyuyorum. Nişot? Onu da koyduk. Ne zaman? Koyduk içinde. Ben onları hallettim. İstersen biraz daha atalım. Ne? Nişot çok acı yapma. Yok acı desem. Bağlam siz yiyecek misiniz? Biraz daha yiyorsanız. Yoğuracağım da tadımı bakmıyor. Çiğ köfte çok severim. Çok acı yaparsak size... Nasıl? Daha tuzu var mı? Tuzu yok. Ama lezzeti? Süper. Biraz üstü şot atayım mı? Çok sevdiğim, hakikaten çok sevdiğim bir şey ama rahatsızım ya. Geçmiş olsun. Ya yersem olmaz değil mi Safiyeciğim? Hayır ye bir şey olmaz. Ne? Acı biber ya, isot iyi gelir bağırsaklarına. Ya. Tabii iyi gelir. Gerçekten. Nereden biliyorsun sen iyi geleceğini ya? Valla İbrahim Tatlıses öyle söylerdi. Ya İbrahim Tatlıses doktor mu yani? Hayır, hayır tabii. Allah Allah. Haydi oğlum duymasın. Vallahi. At yavrum artık. Otelde kovulmamız 15 dakika kaldı. Çiftete yiyek. Hayırlısıyla. Aman çok da dertli, başka otele gidelim. Ay faykım. Biraz daha şu sarsatan koyalım. Dur koyacağız. Ha. Dur yavrum. Dur bak ben dört diye. Neyse Hindistan'da da otel odasında yaptık ya çiğ köfteyi. İşte bu kadar. Vay bizden korkulur hayatım. Daha neler yapacağız? Çiğ köfte olsa ne olacak ayol? Hindistan olalı böyle bir şey görmüştük. Çiğ köfteye gelinceye kadar otel odasında neler yapıldı? Evet, ben biliyorum. Daha yapacağız sürpriz. Ne biliyorsun? Evet, sürpriz söylemeyelim. Urfalıyam ezelden, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden, vay. Hadi. Bana. Ay Allah Allah. Banu Hanım şarkısını söyleyeyim. Ay ne alaka. Ay. Bu bilsin. Kıyamaz o bağımlısına. Kıyamaz. Kıyamaz. Hiçbir zaman. Allah ömür versin. Allah sağlık versin. Ya Safiye vallahi bu. Ya dokuz. Ay Safiye sen her şeyi koyuyorsun. Ama çok güzel olacak. Bak göreceksin ya, sen. Bu. İşte ben yani böyle güzel, moralli bir gün olsun istedim. Ha. Peki biliyorsun... sen kendi moralin ne durumda Safiyeciğim? Şu anda düzgün hayatım. Öyle mi? Bak... Ama sen bu gece benim odada kalacaksın. Biliyor musun? Zaten... Asla müsaade etmiyorum. Hayatım... Kalacaksın, yarın çekim var. Onun için olmaz Safiye. Dedi, bana dedi ki bak benim kafamı... Sen mazbut bir hanımefendisin evladım. Onun için ben de kalacaksın. Bülent'in odasında sakın makyaj malzemeleri falan dokunmayın. Neden? Vallahi vücudun balansı bozulur. Onlar çok pahalı. Çünkü sonra bulamazsınız. Bizim bile alışık iyi çünkü. Dumanın onun her parmağının ayrı bir kremi var. Siz onu aşık atmaya kalkmayın, duman olursun. Ya yeter de bu limonun var. Faik abicim sana bir adres gösteriyorsun. Ya girelim gizli gizli alalım o kremleri falan. Ya Bülent abi isteseniz de öyle de arkası nasıl gelecek? İstediğini veririz. Yarın da salacaksınız. Hiç kimse kafadan alışmayın. Hepsini alsınlar ayol ama. O alamaz ayol. Faik ne yapıyorsun? Herhalde deniyordun. Ben ne karıştırdım? Benim evet. Ağzım fırın kapağı gibi. Evet. Yo. Ay sen lütfen al. Namaste. 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 Faik Bey bizi zorla besledi, zorla diyebiliriz. Ama o da onun tatlılığından. Çünkü yemeği, yedirmeyi, paylaşmayı çok seviyor. Her ikisi de Safiye Hanım da Faik Bey'le. Ay çok güzel var. Olmuş. Vallahi güzel. Aha çok güzel. Güzel. Adettir çiğ köfteyi yapan usta eliyle yedirmesi lazım. Yedirmesi lazım. İlk önce Bülent Hanım'a verdim. Beğendi tadını. Tabii herkesin kapasitesine göre de hacmini büyüterek veriyor. Ağız yapılarına göre. En küçük Burcu Hanım'a verdim zaten. Ondan sonra Bülent Hanım'a teker gibi verdim vallahi hiç. Yani yanlamasına da verse, dizlemesine de verse giriyor çiğ köfte.
Ay bay kahve. Sok sok. Vay iyice ne sok. Ya iyice bayılır, iyice ayılır hayatım. Güzelim yeme değil mi hayatım? Yok yok. Banu Hanım'a verirken Banu Hanım nezaketen almak istemedi. Ya az böyle. Bülent Hanım orada bir tepki gösterdi. Ne varsa içerik dedi. Banu Hanım nefessiz kalacaktı. Gel yavrum gel. Gayet başarılıydı. Lezzetliydi ama ben çok yiyemedim. Çünkü verildi bana ama ben yiyor gibi yaptım. Çünkü hakikaten daha henüz iyileşmemiştim. Derya kuzusu bunlar diye. Sakın. Aman meclise çevirecek burayı. Yapar mıyım ya? O sende kovulmak için ne numara varsa yaptın zaten. Sen bizi kovdurmak istiyorsun. Afiyet var olsun. Ben ellerimi yıkayıp geleyim. Ellerin var olsun. Olsun. Allah razı olsun. Hakkını helal et. Helal hoş olsun. Afiyet var. Şu elimi yıkayım geleyim. Devam edelim. Kısır istiyorum ben sizden. Evet. Ama güzel olmuş değil mi? Beğendim. Bir de kıvırcık olaydı böyle arasına koyduğum. Ne diyorsun? O sence bu kadar olur yani. Canım benim. Beğendin değil mi? Yoktan bu var ettik. Düşüncene, nezaketine çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. Senden de Allah seni başımıza ben nesil etmesin. Ben ne yaptım etmesi. Ki? Sen orada oturmayın sen. İşte ben oturuyorum burada. Habire iyi. Ellerine sağlık. Kalk koşun benim. O zaman bana sürpriz yapmışsın, gelmişsin. Kavunla da şu kavunla keseyim. Evet. Mike Bey'in gelmesi hepimizi çok iyi geldi. Çünkü kendisi çok neşeli bir insan. Ben zaten hani kendisini birebir de hiç tanışmamıştım daha önce ama televizyondan takip ettiğim kadarıyla ve duyduğum kadarıyla zaten çok komik ve çok sıcak bir insan olduğunu da biliyordum zaten. Kendim gözlerimde de görmüş oldum. İyi ki geldi çünkü bizim neşemizi yerine getirdi. Aralarda olan bazı gerginlikler vardı. Onları bir anda yok etti varlığıyla. Sağ olsun. Hindistan aşk ve tutku ülkesi. Aşkın bana göre filmlerinin yapıldığı çok önemli bir ülke. Kendilerine has bir aşkları olan. O inanılmaz düet şarkılar. Yani tabii ki bütün dünyadaki filmlerde aşklar çok... Hindistan'ın meşhur sanatçısı var mı Banu Hanım? Var tabii çok ama... Var yani mı? Kimdi böyle hafızalarda kalıp hatırlayabileceğimiz? Ya işte Avamora diye bir film vardı. Avaremo. 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 Evet. Ha şu çok, çok eskidir o. Bu evet. İhtilalden evvel, 80'den evveldi. Bu da öyle. Vallahi ben hiç öyle değilim. Sus! Senin neyin? Hayır. Ben hatırlayınca ben çünkü onu 76'ını 77'li yıldır. O filmi yıllardır hala televizyonda. Ben de zaten. Sağ ol. Benden ama daha şeydi, küçük dediğine göre demek ki... Siz rahmetli atla benden hatırlar mısınız Banu Hanım? Banu Hanım. Hayır canım, hayır hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsunuz. Hayır. Sen Safiye? Bak ne diyor ben Bülent Hanım? Ben hatırlamıyorum. Benden sen, çok sen, ama Faik abicim ben ne diyor Bülent Hanım? Benden çok küçük diyor, kör olmak lazım bilmemek diyor. Gerçek o. Evet canım dedi ki varlık yaptı orada. Benle sizin aranda tabii ki dedi bir en az 10 yaş fark var. Yani kör olmak lazım dedi. Orada da çok kibardı. Şahsen yaşım yok. Sanatçılar yaşlanmaz, sanatçıların yaşı olmaz. Hadi ya boş ver sen. Valla ben dünkü bebek bir anda büyüdüm de bir de yaşım konuşulur oldu. Demek ki bir anda uçtuk oraya, o noktaya geldik. Sen zaten iyice küçüldün hayatım. Maşallah. Ben küçüğüm ama. Valla küçüldüm. Yo maşallah. Ben dünkü bebeğim ya. Sen de küçül de tepeme gir evet, yani. Evet Safiye. Yemin ediyorum ki dünkü bebeğim. Bana diyorlar ki Banu Hanım işte kaç yaşındasın? Ben diyor 40 yaşındayım. Gençliğimin yıldızı zaten gençsin diyorum adama. Beraber büyüdük diyorum. Gerçekten ben daha kariyer yapıyorum diyorum. Millet ya bir anda böyle bir 10 sene 10 sene fazla geçti. Ay diyeceğim neredeyse ufakat da civcivler yesin diyeceğim artık. Ay deme aşkım ay, ama öyleyim. İbrahim Tatlıses'in dediği gibi. Orası benim odam. Onun için ben konuşmuyorum. Ben onu yarın yine atlarım. İbrahim Tatlıses'in. Aşağıda ya da birinizin odasında. Lan sen bana bastığına gir. Yani ben anlamadım. Bunların yaşla ilgili de... Kardeşim hepsi nefes alıp veriyor. Sağlıklı. Pehlivan gibi oturdukları zaman bir kuzu yiyorlar kardeş. Bunlar da bir yemeğe otur. Numune kalmıyor numune. Tabakta numune kalmıyor tatmak için. Ve bunlar yaşanıyor. Sanki yaşlı olunca az yemek yiyecek. Yaşlı olunca şu olacak bu olacak. Böyle bir şey yok kardeşim. Kurban olduğum Allah her gelişin bir gidişi var. Ben gençliğimin zirvesinde olduğumu biliyorum.
Ne mesela? Mesela. Yani İçeriden baş olur dedi. Ne mesela? Ha sen duyduğuma göre ben 32 yaşındayım. Ben 32 yaşındayım diyerek de aynaya bakıyormuşsun. Ondan sürekli 32 yaşındayım hiç diyormuşsun. Hiç vallahi ben bugüne kadar. Kan devir daim yapıyormuş. Hayır ben bugüne kadar yaşımı hiçbir zaman problem etmedim. Hayır 32 yaşındayım diye. Sizin öyle... de biraz evvel söylediğiniz gibi yapanlar utansın. Güzel bir şey yapıyormuşsun işte. Ben 32 yaşında aynaya bakıyorum. Hayalim de yok. O kan devri daim ediyormuş. O psikolojiye herkes, gidiyormuşsun. Herkesin hakkını az böyle konuştuğun zaman cevap veriyor mu? 10 numara. Yaşında olsun. Allah sana ömür versin. Allah ağzını tadını bozmasın. Hiç altında kalmaz. Şakır hiç. Şakır verir. Sen merak vallahi etme. Vallahi iki pehlivanın güneşinde çok merak ediyorum. Nasıl gelecek? Türkiye nasıl döneceksin? Ben size havalarda nasıl döneceksin? Abi ülkeyi temsile gönder, yüklere halta bak. Bu şimdi konuşuyor, burada cevap veremiyorum benim odam diye. Olsun yarışırım. Yarın ben senin hakkında. Yarışırım seninle. Ha, yarın ben sen dur. Yarın sizi bunu çok sevmem. Hayır bir dakika, ben, sizi çok sevmeme rağmen... Aklımla baş edemezsiniz benim. Sen ne dedin ulan sen? Ben çok yorgunum. Müsaade etse benim sen. Bildiğim Türkiye'nin veli iftiharı Bülent Ersoy saçtan tutup yolmaz. Ha canım. Sana çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Allah nazarlardan korusun. Allah razı olsun. Yarın vakti zaman olsa da bir çarşıya gideriz. Beraber bir dolaşırız. İşte onu bilmiyorum. Nasıl arzu edersen. Nedir nasıl olacak ben yani. Ben gideyim Safiye sen gelirsin arkamdan. Valla çok memnun oldum. Ben de gördüğüm efendim ben. Çok teşekkür ederim. Ben özellikle zannetmiyorum. Sana iyi uykular. Çok teşekkür ederim. Sen güle güle git kalkoş. Ay tam şimdi ya. Evet ve ellerimi bir yıkayın da gelin. Odanızda ağırladığınız için sağ olun. Ay ben bir şey yapmadım. Ben birisini yollayayım odanızı toparlasınlar. Evet odalar dağıttık ama kusura bakma. Görüşmek üzere canım sizin. Şu ellerimi de böyle bir yıkayayım geleceğim ben senin yanına. Bugün senin yanındayım. Herhalde. Tabii. Bana bak odayı basarım. Tamam ben senin yanına geleceğim. Ha, kendine gel. Tamam. Elimi yıkayayım ayağıyla toz olma. Yok hayatım bak istersen burada yıkayayım. Ben gidiyorum. Burada yıkayayım hayatım. Öpüyorum. Canım benim. Ay Bülent'i böyle bir morali düzgün gördüm ilk defa. Bir tanem. Çok teşekkür canım ederim. Arkadaşım. Canım benim. Ah ah çocuklar. Kalkamadım kusura bakmayın. Şah Cihan karısının vefatı üzerine doğumda ölüyor. Ve o burası onun için doğumda ölenleri kutsal sayıyorlar. Şimdi efendim Allah isterse namaza geçeceğim. Tıraş mı olunur? Hayır. Ya ne oluyor? Adam mı kesiyor bu? Adam beyin kanaması geçirdi. Ya oğlum ceviz gülüyor lan kafada. Fenalık geçirdi. Ya aman kardeşim yavaş. Ciğerini mi yerine bir şey yap. Dalağını ciğerine dikkat edin ayol. İki saat. Ne tıraşı lan bunu? Yavaş. Kulağımı bozuyorsun Faik. Dur. Benim bir... Hah iyi. Efendim Hamdi abi. Yukarıya geldim yukarıya. Ama düz. Yukarı doğru değil. Öne doğru bakıyoruz. Ya kış benim bakacak artık. Oh my God. Hello Phil. Şöyle dokunabilir miyim sana? Thank you. Çok da mahcup. Hey Hintli. Merhaba Hintli. Biliyor musun Hintli? Bunlardan götürürsem Türkiye'de zengin olur muyum? How much? Ben seni beğendim. Bu bizim Bülent Ersoy'a benziyor. Tanıyor musun Bülent Ersoy'u? Çok ayıp. Duymasın seni vallahi iyi yollar. Tam buldun yani Ankaralı Safiye'yi. O Safiye ne kıvırır bir bilsen. Bir sağ bir sol kıvırıyor vallahi. Zaten Burcu'yu kimse tanımıyor da tanıtmaya çalışıyor kendini. Hadi bay bay. Hindistan'a diyorum gelip de diyorum trene binmek de varmış. Anamızdan helikopterle mi doğduk, uçakla mı doğduk, boş ver. Doğru, her şeyi gördüm ben ya.
Bentley. Ben mi biniyorum? Evet, isterseniz hemen. Hoşuma gelen felaket. Ayol, ne biçim program bu ya? Hepiniz hakkınızı Allah helal edin. Ayağınızı dayayın lütfen. Tamam. Aman tutun. Hepimizden yürekli. Thank you.